Arkadaşlar herkese selamlar ve sevgiler. Geçtiğimiz videolarda Turismo ile Trivago'yu yan yana getirip karşılaştırmayacak iki aynı markanın farklı araçlarını birbirinde kıyaslamıştık. Şimdi ise yine iki aynı markanın farklı araçlarını kıyaslayacağız. Bir tarafında MAN Lions Coach var, bir tarafında da Neoplan Tourliner var. İki aynı markanın farklı araçları. Çok uzatmadan hemen araçlara geçelim. Merhaba Çelik Turizmi diğer yolcuları. Arkadaşlar otobüste son kaldım. Aha yetiştim. Arkadaşlar şimdi iki araç birbirine çok benziyor. Ben özellikle teknik özelliklerine baktığım zaman tasarım haricinde böyle amşan bir fark göremedim. Ama bana sorarsanız Neoplan Tourliner Daimler'in Setta'sı gibi geliyor bana. MAN Lions Coach da Daimler'in Trevago'su gibi geliyor. Şimdi iki aracın da iki farklı uzunluk versiyonu var. İki akslı versiyonunda 12 metre ve 13 metre olarak alabiliyorsunuz. Türkiye'de genelde 12 metrelik versiyonlar çok tutulmuyor. 13 metrelik versiyonlar tutuluyor. Ve 13 metrelik versiyonları aldığınız zaman iki araçta 2+1 olarak otomatik vites olarak satın alabiliyorsunuz. Şimdi bu iki araçta 13 metre. Dediğim gibi 12 metrelik versiyonlar çok tutulmuyor. Neoplan'ın tasarımına bakacak olursak eski bir önceki kasasını andırıyor. Böyle yavaş yavaş zaten bu hale geliyor. Ama Neoplan deyince aklımıza Starliner geliyor. Herkes Starliner'ın da güncel olarak üretimi devam etse diyorum. Şimdi Tourliner'ın tasarımı tabii ki bir önceki nesline benziyor. 3.8 metrelik bir yüksekliği var. 13.1 metrelik de uzunluğu var. 2 akslı bir araç. Bunların tabii ki 13 metrelik 3 akslı versiyonu ve 14 metrelik de 3 akslı versiyonları mevcut Türkiye'de ama yeni kasanın özellikle görmedim. Aynalar biliyorsunuz yeni yılda aynalar birçok modelde gitti. Bunda da gitti aslında da özellikle MAN'da yakında teslimatlar olacak aynalı versiyonu. İnşallah onu da çekeriz. Firmayı şimdilik söyleyeyim, yakında sürpriz olsun. Burada altta yan yana dizilmiş far grubunu görebiliyoruz. Böyle nokta nokta şeklinde Trivago'daki gibi tek bir parça değil, böyle parça parça yan yana dizilmiş. Yükseklik 3.8 metrelik. Tourliner'ın aynaları oldukça kibar. Benim hoşuma gidiyor ama kaptanlar bu aynalardan şikayetçi. Biraz daha geniş olsa biraz daha sağa solu görsek diye söylüyorlar. Onun dışında 13 metrelik yükseklik olduğunu söylemiştik. MAN'ın ön tasarımına bakacak olursak far tek parça. Şu özellikle alttaki şu kısım benim çok çok hoşuma gidiyor. Tasarım olarak güzel. Bence bunun tasarımı Neoplan'ın daha güzel far tasarımı özellikle. Şurada piyano bilek bir tasarım var arkadaşlar ve MAN logosunu da orada görebiliriz. Daha doğrusu MAN yazısı burada, MAN logosu da üstte yer alıyor. Logonun büyük olmaması bence daha güzel olmuş. Bu aracın da yine aynı şekilde yüksekliğine bakacak olursak 3.8 metrelik böyle yüksekliği var. 13.3 metrede uzunluğu var. Hani Neoplan'dan 20 santim daha uzun. Şimdi bagajına geçelim. Şimdi arkadaşlar 13 metreküp olduğu söyleniyor bagajın. Yani ama yükseklik olarak gerçekten yani hiç yüksek değil. Öyle söyleyeyim size. Diğer markalarda şöyle direkt kafamı hiç eğmeden geçebiliyorum. Bunda içeride ışıklar falan da var böyle bagaj için. Onlar da güzel düşünülmüş. Şöyle arkaya doğru gelelim. Hemen size tabii ki en önemli yerlerden bir tanesi. Hani bir laf vardır. Bir aracı şoför sattırır, şoför aldırır diye. Burası aracın yatak kısmı. Bakalım yatak kısmı nasıl? Yatak kısmının ben oldukça dar olduğunu söyleyeyim yani. Bakın şöyle duruyorum mesela. Oldukça dar. Hani kesinlikle buraya bir kaptan zor sığar. Yan tasarımı da bu aracın güzel. Ya bana Neoplan'dan biraz daha güzel geliyor. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum açıkçası. Sizce hangi aracın tasarımı daha güzel ve siz alacak olsanız hangi aracı tercih edersiniz? Bu aracın bagajı 11.8 metreküp. Şöyle açalım. Bununki daha rahat açılacak gibi mi geliyor ki? Daha rahat açıldı. Yani hatta şunu da açayım. İkisini de açıp göstereyim. Şimdi diyeceksiniz ki Neoplan'da niye göstermedin ama 1 metreküplük bir fark var arada baktığınız zaman ama ya şöyle gözle görülür bir fark yok açıkçası. Yani bu da yükseklik olarak bence kesinlikle eksi puan. Yani yükseklik olarak maalesef ki yeterli değil. Tabi bu aracın yüksekliğinden kaynaklanıyor. Hani bir 20 santim 30 santim daha araç yüksek olsa ve mesela iç yükseklikten de biraz kısa var. Açıkçası bagaj çok yüksek olur. Hani bu da tabii ki turizm veya peron mu yapacak böyle bir tercih sebebi olur. Asıl önemli kısımlardan bir tanesi yatak. Yatağına bir bakalım. Şöyle yatağını açalım. Yani bence genişlik olarak birebir aynı. Yani şöyle mesela oturduğunuzu düşünün. Bakın genişlik olarak bence aynı. İçeride bu tarafta herhangi bir şey yok. Diğer tarafta işte düğmeler vesaire telefon var ön tarafta konuşmak için. Yani burası böyle. Geldik Neoplan'ın arka tasarımına. Arka tasarımı Tourliner'ın eski tasarımına benziyor. Ama Tourliner'ın tabii ki
Son tasarımına hiç benzemiyor bundan önceki tasarımına. Yine üstlerde LED sinyallerimiz ve stop lambamız yer alıyor. Şurada hemen motorun üstünde bir tane kamera var. Şuradaki tasarım benim hoşuma gidiyor. Buradan baktığım zaman LED değil onlar. Şimdi gelelim asıl Danone'un kuyruğun koptuğu yere, motor bilgilerine. Bu araçta MAN 2676 LÖH kodlu motor kullanılıyor. 12.4 litrelik hacime sahip dizel bir motor bu arada. 440 beygirde güç üretebiliyor. 2500 Nm torkta güce sahip. MAN'ın tiptonik otomatik 12'leri şanzımanı var. Onu da söylemiş olalım. Şimdi MAN'a geçelim gel. Arka stop tasarımı şöyle bir hani pençe edasında bir tasarımı var. Yine motor kapağı kocaman bir piyano bilek tasarımda kaplanmış. Üste baktığımız zaman şunun en üstte kamerası var. Neoplan 2 buradaydı hatırlıyorsanız. Bununki en üstte ve üstte de yine sinyal ve stoplar var arkadaşlar. Şimdi bu aracın motor bilgilerinden bahsedecek olursak 12.4 litrelik hacime sahip, birebir Tourliner'la aynı. 480 beygir güce sahip ve 2450 Nm torkta güç üretebiliyor bu motor arkadaşlar. İki aracın da motor bilgileri birebir aynı. Yine bu araçta da MAN'ın 12 lira otomatik şanzımanı var. MAN'ın kendi şanzımanı. Öyle. Manuel tabii ki manuelde de alabiliyorsunuz diye biliyorum bu araçların her ikisinde. Sol tarafta bir personel koltuğu var. Şunu şöyle şuradan açtığınız zaman bunun böyle ayak uzatma yeri güzel mesela. Yine burada tabii ki bir hem bölme hem de tabii ki dolap var. Dolap da fena değil, güzel. Derin mi derin bir dolap. Şimdi arkadaşlar burada bir mikrofon var. Turlarda alıyorsunuz, türkü söylüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada bir multimedya ekranımız var. Yani MAN'la birebir aynı zaten. Burada işte hani hem multimedya ekranı burası hem de işte navigasyonu falan görebiliyorsunuz buradan. Eğer içinde navigasyon yüklü geliyorsa. 3.88 olduğunu söyleyeceğiz. 8.88 bir yazıyor ama 3.88 şuradaki 3 yardımları lazım. Neyse burada bir havalandırma çıkışı var. Şurada ufak bir cep var. Burada ön kapı ve arka kapı düğmemiz yer alıyor. İşte bagaj kitlerimiz burada. Burada iç ışıklandırma var. İç ışıklandırmalarımızı da açalım. Burada işte servisi açıyorsunuz. Korna ayırıcı. Onun dışında işte start stopu buradan kapatabiliyorsunuz. Klima kontrolü burada. İşte burada radyosu var aracın. Aynı zamanda şu mikrofonu da buradan kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi tabii bu iki aracın güvenlik özelliklerine baktığım zaman güvenlik özellikleri de birebir aynı. Mesela nasıl aynı? Bunda şeritte tutma var. İşte radar var. Şerit takip basitlerini zaten söyledim. Mesela trafikte hani kendisi dur kalk yapabiliyor, işte öndeki aracın mesafesini koruyabiliyor, durabiliyor, kalkıp gidebiliyor. Onun dışında dönüş asistanları var bunda, kör nokta uyarı sistemleri vesaire, yaya algılama var. Şimdi direksiyon tasarımı ve kokpit tasarımı birbirinden çok farklı arkadaşlar. Şimdi Daimler grubunda biliyorsunuz birbirine çok benziyor. Kokpit tasarımı, direksiyon modeli birebir aynı hatta. MAN biliyorsunuz 2023 yılı itibariyle, daha doğrusu Neoman grubu yeni dijital kokpite geçti. Onu da yakın Türkiye tasarlı olacak olan araçlarda muhtemelen göreceğiz diye düşünüyorum ama yine derken görmek istiyorsanız bizim Basford'da çektiğimiz videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi direksiyon simidimiz klasik Neoplan'ın direksiyon simidi. Açıkçası benim çok hoşuma gitmiyor bu tasarım. Kadranım var, gösterge kadranı. Şurada yol bilgisayarı var. Onu da yine buradan kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi takomuz burada yer alıyor. İşte öndeki mesela aracın radar mesafesini ayarlayabiliyorsunuz. Çarpma önleyince açıp kapatabiliyorsunuz. Şerit takibini açıp kapatabiliyorsunuz ki hani burada mesela direkt şurada bir çizgi var. Görüyorsunuz şebeke çizgisi gibi. Önümüzdeki araçların mesafesini bize söylüyor. Aracın indirme kaldırma düğmeleri burada. İşte dörtlü düğmeleri burada yer alıyor. Sağ tarafta da retarder kolumuz var. Şurada aracın vites kumandasını görebiliyorsunuz. Triptonik olarak da sürebilirsiniz tabii ki. Onun dışında rezistans düğmelerimiz burada. Şoför üstündeki ışıkları işte buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Güneşliği buradan indirebiliyorsunuz. Şimdi tabii 2+1 kombinasyonlarda 38 kişilikleri var bu araçların. 40 kişilikleri var keza. Onun işte 44 kişilikleri vesaire var. Böyle farklı kombinasyonlarda alabiliyorsunuz. Neoptan'ın ben koltuk tasarımını seviyorum. Rahat geliyor bana nedense. Mesela şuradan 2+2 olan kısma bir oturalım ve baktığımız zaman diz mesafesi gerçekten çok iyi. Koltuklar da hem geniş. Orijinal kendi koltukları bu arada. Koltuklar da geniş. Yani rahattan oturabiliyorsunuz. Böyle 2,5 metrelik bir genişliği var aracın. Yani standart zaten otobüslerde. Mesela geriye yatırdığımız zaman da hani birebir aynı oluyor. Bir arkaya geçtiğimiz zaman yine baktığımızda yine bir karış mesafe kalıyor. Sehpamız burada. Üst tasarımı Neoplan'ın tabii ki yine benim hoşuma gidiyor. Ama bu araçta ortak değil. Stiliner'da özellikle. Yani burada işte üst ışıklandırma ve havalandırma çıkışı var işte şöyle. Orta kısma geldiğimiz zaman bunun dolabı Travego'larda burada biliyorsunuz bazı araçlarda. Bunda şu aşağıda. Şimdi burası daha rahat.
sizce muavin arkadaşlar yorum yazabilirler. Genel olarak Neoplan'ın iç kısmı bu şekilde. Şuradan yatak kısmına bir geçişimiz var. Genel olarak bu şekilde. Son olarak üst tarafı bir kontrol edelim. Üst tarafta geniş, yani buraya bence bir sırt çantasını rahatça sığdırabilirsiniz. Buraya da sığdırabilirsiniz. Orijinal 2+1 olmasının tabii ki avantajları var. Sonradan 2+1'e çevrilenler biliyorsunuz biraz daha sıkıntılı oluyor ama bu araçlar güzel. Yani şimdi gelin manın içerisine geçelim. Yine tabii ki ya çok benziyorlar ya. Yani hani birebir aynı. Yani benim gözümden kaçan teknik bir detay mı var bilmiyorum ama hani tasarım olarak birbirlerine tabii ki çok yani tasarım olarak birbirinden farklılar. Baktığınız zaman da teknik özellikleri birebir aynı. Dolap tasarımı bile aynı. Baktığınız zaman derinlik aynı, her şey aynı. Hani kağıt üstünde de aynı zaten. Ön dolap derinliği de gayet güzel. Bence yeterli. Şöyle kapatalım. Direksiyon tasarımına tabii ki tır direksiyonuyla aynı tasarım var bunda. Hani baktığımız zaman şu düğmeler falan birebir aynı zaten Neoplan tasarımı ama genel tasarım biraz daha farklı. Tabii ki güncel kokpite geçeceğini Neoplan'da size söylemiştim. Yeni dijital kokpite geçilecek, yine aynalar olacak. Yani baktığınızda hatta aynasız olacak araçta. Şimdi burada multimedya ekranımız var. Baktığımızda işte radyoyu buradan kontrol edebiliyorsunuz. İşte güya navigasyon var. Tabii ki navigasyon hani yüklemeniz lazım kullanmak için. Yine 3.87 metre olduğunu burada söylüyor. Ön kapı, arka kapı, işte bagajlar burada. Ya baktığım zaman tuş dizimi aynı. İşte klima ünitesi burada. İşte burada gösterge panelini görebiliyorsunuz. Vites kumandamız bunun da burada arkadaşlar. Coin ayırıcımız burada. İşte retarder kumandamız burada yer alıyor. Sol tarafta yine silecek, işte kornamız var. İşte togomuz burada. Ondan sonra işte yine şerit takip. Yani bunda da güvenlik önlemleri Tourliner'la birebir aynı. İşte dönüş ışıklarını var, kör nokta uyarısı var, yay algılama sistemi var, şerit takibi var. İşte öndeki araçta mesafeyi otomatik olarak ayarlayabiliyor. Yani baktığınız zaman direksiyon tasarımları da birebir aynı. Açıkçası yolcu tarafı da çok çok geniş yani. Bu arada bu araç Sakarya yükten çıkma. Şimdi şurada şöyle oturduğumuz zaman yine bunda tabii ki diz mesafesi oldukça geniş öndeki. Yani koltuklar zaten aynı, bir tek tasarım farklı. Bu araç da 39 kişilik bir araç. Yani 38'lik olarak da alabiliyorsunuz. 2+2 versiyon tabii ki değişebiliyor. Yani koltuk kombinasyonu tamamen sizin özelinize göre değişiyor. Buraya aslında bir tane bavul sığdırabilirsiniz. Ya burası birebir aynı. Görüntü olarak birebir aynı. Arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Siz olsanız hangi aracı tercih edersiniz? Teknik olarak özellikleri birebir aynı. Ama onun dışında baktığımız zaman tasarımları birbirinden farklı. Hangi aracın tasarımı ve çekiciliği daha güzel, yorumlarını bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.